Yaz tatili bitti. Bazı okullar için ilk zil çaldı bile. Veliler okul alışverişi için sokaklara döküldü. Dükkanlarda kuyruklar uzamaya başladı. Mağaza sahiplerinin yüzü gülüyor. Velilerin gözü yaşlı. Zira fiyatlar cep yakmanın ötesinde can yakıyor. İşte çile dolu okul yolunda son durum. Hangi okula gideceksin? Anaokuluna. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Çanta aldık. Şimdi soluk falan alacağız. Biraz eksiklerimiz var. Onları alacağız. Çanta, soluk, kıyafet, kalem ve defter. Çarşı ve pazarlarda okul alışverişi telaşı başladı. Milyonlarca öğrenci için 11 Eylül'de okul zili çalacak. Tabii okulların açılmasına kısa bir süre kala hem veliler hem de öğrenciler telaşlı. Birçok veli kırtasiyelerin yolunu tuttu. İstanbul Eminönü'nde yoğunluk vardı. Aileleriyle birlikte kırtasiye alışverişi yapmaya gelen çocukların ilgisini ise en fazla renk renk onlar için tasarlanmış kalemlikler, defterler çekiyor. Kaçıncı sınıfa başlıyorsun? Birinci sınıfa başlayacağım. Peki almak istediğin şeyler var mı kırtasiye ürünlerinden? Neleri beğeniyorsun? Kalem, kitap, onları beğeniyorum. Alınacak kırtasiye ürünlerinde C damgasının olmasına da velilerin dikkat etmesi gerekiyor. Bu damga alınan kırtasiye ürünün hem çevreye hem de insan sağlığına zararlı olmadığı anlamına geliyor. Dörde başlıyorum. Heyecanlı mısın okul başladığı için? Evet, çok heyecanlıyım. Özlemiş miydin arkadaşlarını ve öğretmenini? Evet, çok özledim. Okula gitmeyi seviyor musun? Seviyorum. Teknofest'e katılan F-4 tipi savaş uçağı Ankara'dan Eskişehir'e dönerken yakıt tankı düştü. Savaş uçağından kopan o dev parça Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın otoparkına isabet etti. Neyse ki o anda orada sadece arabalar vardı, onların üstüne düştü. Tankın düşme anı kameralara bakın nasıl yansıdı. Bir patlama sesiyle bir sallantı oldu. Hafif bir sallantıydı. Yani çok büyük bir sallantı değildi. Önce büyük bir gürültü duyuldu. Ardından uçaktan kopan dev parça gökyüzünde böyle görüldü. Yan taraftaki bahçedeydim. Bahçeden dışarıda gezerken gökyüzündeki uçağın çok sesli şekilde, yani insanlara aşırı derece zarar verici bir ses tonuyla geçtiğini görünce gökyüzüne bakmak zorunda kaldık. Ankara'nın Çankaya ilçesine savaş uçağının yakıt tankı düştü. F-4 tipi savaş uçağı Teknofest Ankara için Etimesgut Havalimanı'na gelmişti. Festivalin sona ermesinin ardından görev yerine dönmek üzere kalkışa geçti. Ve Etimesgut Havalimanı'ndan havalanan F-4 tipi savaş uçağının yakıt tankı çok kısa bir süre sonra Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın otoparkında bulunan araçların üzerine düştü. Baktığımızda uçağın biraz ilerisinde siyah ufak kuş gibi gelen bir parçanın olduğunu gördüm ama fakat ben uçağa geri döndüm niye bu kadar sesli geçiyor diye. Olayda çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi ancak neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı ve düşen parçanın kaldırıldığı noktadaysa geniş güvenlik önlemleri alındı. Bir 10 dakika sonra itfaiye falan geldi zaten. Güvenlikler gördüğü için, patlama da burada olduğu için hemen onlar bilgi vermişler, aramışlar herhalde binaya. Direkt itfaiye geldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçağına ait parçanın neden düştüğü henüz bilinmiyor. Milli Savunma Bakanlığı uçağın emniyetli bir şekilde Eskişehir Meydanı'na iniş yaptığını, teknik incelemenin ise devam ettiğini duyurdu. Düşen yakıt tankı incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.